Sürekli artan korsanlık, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve kaçak yolcu olayları son zamanlarda uluslararası basının gündemine iyice girmiştir. Ticaret gemilerinin güvenliğiyle ilgilenen uluslararası örgütler kadar hükümetler de dikkatlerini acilen denizde tam ve etkin güvenlik önlemlerini alma konusuna yöneltmişlerdir. 13.4-13.7. Armatör örgütleri, bağımsız güvenlik uzmanları ve uzman güvenlik firmaları artık denizcilik şirketlerinin uğradığı zararlar kadar ticaret gemilerinde çalışan gemi adamlarının güvenliklerine karşı oluşan tehditleri de azaltmak amacıyla denizde koruma sağlayan uygulamalar konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedirler. And the only way we're doing it to do that is I think by technical means. I think it has to be because I say once he gets on board it's too late, isn't he? Korsanların ve hırsızların gemiye yasa dışı olarak yani illegal biçimde çıkma olayları şimdilerde daha ziyade Afrika ve Güney Amerika limanlarında ve demirdeyken yapılmaktadır. Oysa seyir halindeyken gemiye tırmanma olayları ise artan oranda Singapur ve Malezya boğazlarıyla Güney Çin Denizi'nde görülmektedir. Kaçak yolculuk olayları da giderek artan şekilde Afrika ve Avrupa sularında meydana gelmektedir. Belli seyir güzergahlarında ticaret gemilerini bekleyen yeni tehlikeler şunlardır. Korsanlık, silahlı soygun, hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı, kaçak yolculuk ve terörist saldırılar. Bazen bir suç diğerine davetiye çıkartır. Örneğin seyahatini yasa dışı olarak mürettebatın birinden satın alan kaçak yolcuların daha sonra hırsızlık olayına karışmaları gibi. Bu tür çabaların hepsi gemiye yasa dışı sızmayı içerdiğine göre bundan şu anlaşılıyor. Korunma sağlayacak herhangi bir uygulamanın temelinde doğrusu gemiye girişlerin çeşitli yollardan kontrolü yatmaktadır. Ticaret gemilerinden bir saldırıya karşı koyması beklenemez. Kaldı ki gemide uygulanabilecek mümkün korunma önlemleri saldırı türündeki tehlikelere cevap veremeyebilir. Ancak hala gerek denizcilik şirketleri gerekse de her geminin kaptanı tarafından saldırılma riskini azaltacak etkin tedbirlerin alınması mümkündür. Bir önlem tek başına etkin sonuç vermeyebilir. Ancak değişik tekniklerin bir soğanın dilimleri gibi birbirini tamamlayanları caydırıcı amaçla kullanılabilir. In a lax manner, they come on and they wander around the ship. Şirketler gemilerinin seyir programlarını saldırıya açık bölgelerdeki limanlara gün aydınlığında girip çıkacak şekilde ayarlarlarsa kendilerine yardım etmiş olurlar. Asıl varma limanı bilgileri mümkün olduğunca gizli tutulup sefer tarifesine ve güzergahına ilişkin bilgi yaymaya ambargo getirilebilir. Bu yolla hırsızların ve korsanların eylemleri için faydalı bilgilerin önü kesilir. Diğer taraftan her bir gemideki güvenlik ve asayiş kaptanın sorumluluğundadır. Gemisini o tanır ve emrine amade ekipmanları o bilir. Ayrıca yasa dışı saldırılara karşı gemide alınabilecek her bir koruyucu önlemin zaaflarını da bilen yine odur. Bu işi kendisi yapabilir ya da gemiye ve mürettebatın sayısına uygun koruyucu bir plan geliştirme sorumluluğunu üstlenmek üzere bir zabiti görevlendirebilir. Yolcu gemilerinde her zaman el altında bulundurulacak bir güvenlik ve arama planının olması aslında zorunluluktur. Piracy, stowaways, drugs, terrorism. Piracy is a worldwide. Gemiye illegal bir sızmayı önlemek için uyarlanmış ve dünyanın pek çok yerinde yasal kabul edilen koruyucu önlemlerin kararlı korsanlar, gemi kaçakları ve uyuşturucu tacirleri karşısında etkilerinin sınırlı olduğu açıktır. Bu önlemlerin fanatik ve ağır silahlı teröristlere karşı pratikte pek faydası da yoktur. Ancak bu kısıtlılıklar içerisinde bile birçok saldırı püskürtülmüştür.
Gemideki zabitanın ve mürettebatın ortaya koyduğu daima hazırlıklı olma ve uyanık bulunma olgusu sayesinde hiç şüphe yok ki birçok saldırı da engellenmiştir. Birlikte uygulanan masrafsız bir dizi önlem geminizi kurtarabilir. Herhangi bir korunma planının ana hedefleri şunları içermelidir. Gemiyi tehdit edebilecek herhangi bir şüpheli kişiyi ya da tekneyi olabildiğince en erken şekilde tespit ederek acil karşı önlemleri tasarlamak. Saldırganlara fark edildiklerini bildirmek, yetkili olmayan kimselerin gemiye giriş olanaklarını engellemek, eğer giriş sağlasalar bile yük, malzeme veya ekipman çalma yahut gemiye uyuşturucu veya insan saklama olasılıklarının en aza indirildiğinden emin olmak. Karşı koymak her şeyi daha kötü yapabilir. Ve mürettebatı ve gemiyi korumak için mümkün olan her şeyi yapmak. Bu herkesin dikkatli olmasını gerektirir. Herkes önlemlerin etkin bir biçimde işe yaraması için gözlerini ve kulaklarını dört açmalıdır. Sir, do we still use armbands and stevedores to mark them? We still do need to identify our stevedores, of course, to prevent them remaining on board after the working day is finished. This, of course, is the old stevedore armband. The problem with this one is that the recipient can then come on board and then take it off his arm, drop it over the side to someone else while he goes away and hides and becomes a stowaway, and it can go on and on. A far better alternative is to use one of these non-removable tags, and there are thousands of these available on the market. Each one is individually numbered, the numbers are recorded at the gangway, and they can be worn on the wrist or indeed on the ankle. Once they are put together, then it is impossible to get them off without cutting them off. Alınabilecek bir dizi etkin önlem vardır ve en uygun önlemler paketi her bir geminin korunma planında yer almalıdır. Right, this is the most important access point on the ship, the gangway. Whoever is stationed here must make sure he understands his job, checks all ID cards. Bu önlemlerin bir kısmı sadece organizasyon ve planlamadan ibarettir. Diğerleri uygun teçhizatın satın alınarak donatılmasını gerektirir. Bunların hepsi katı uygulanmaya ve düzenli gözden geçirmeye ihtiyaç duyar. Gemiye çıkışları kontrol altına almaya ek olarak, ki asıl amaç budur, diğer rutin önlemler de çoğu kez hırsızların ve korsanların işlerini daha zorlaştırır. Her tip geminin farklı zaafı vardır. Örneğin alçak fibortlu gemiler, yüksek fibortlu olanlara kıyasla gemiye yasa dışı tırmanma olaylarına daha yatkın durumdadır. Dolayısıyla gemide uygulanabilecek çeşitli koruyucu önlemler geminin zaaflarına göre kaptan tarafından belirlenecektir. Geminin tüm savunmasız noktalarının belirlenmesi için titiz bir inceleme yapılmalıdır. Her bir noktaya uygulanabilecek olası savunma tedbirleri geminin korunma planında gösterilmelidir. Koruyucu fiziksel önlemlere ek olarak, kaptan sistemli bir biçimde uygulanacak olan düzenli, yönlendirilmiş aramalar organize edebilir. Bu aramalar, yasa dışı şekilde götürülen uyuşturucu maddeler kadar yolculara karşı da aynı derecede etkilidir. Ve limandan ayrılmadan önce her defasında yapılmalıdır. Bir gemi insanları olduğu kadar maddeleri saklamak için de son derece uygun, büyük ve karmaşık bir yapıdır. Bazen anormal hallerde yapılan keskin bir gözlem,
yasa dışı mallar ya da kaçak yolcuların izini bulmak için saatlerce yapılan titiz aramalardan daha etkilidir. Eğer kaçak yolcular bulunduysa zeka durumlarını kontrol etmek ve orada olma sebeplerinin geçerliliğini anlamak için hikayelerini dinlemeniz yerinde olur. Bu gemi sonuç olarak limana vardığında sahil otoritelerinin onlara karşı izleyebilecekleri tutum hakkında bir yol gösterir. Bu gemi için pahalı bir mesele olabilir. Her halükarda başka suç işlemelerini önlemek için kaçak yolcular güvende tutulmalıdırlar. Onlara insancıl standartlarla bağdaşabilir sertlikte davranılmalıdır. Bu arada gemi bir sonraki limanı ve acentesini mümkün olan en ayrıntılı biçimde bilgilendirmelidir. Now then, my friend, can you tell me your name? What is your name? Yeah. Tell me again, what is your name? Your name is? Freddy. Freddy? Yeah. Freddy is your name? Yeah. Freddy what? Freddy Shum. Freddy Shum? Yeah. Zabitlerden ve mürettebattan özellikle denizdeki korsanlık saldırılarını püskürtmek için geliştirilmiş bazı yeni acil durum prosedürlerini talim etmeleri istenebilir. Bunlar yangın hortumlarının donatılıp kullanılması, geceliğin radarla taramaların artırılması ki buna geminin kıçında küçük bir yat radarının kullanılması da dahildir, ek aydınlatma ve dikenli tel döşenmesi, gözcülerin iki katına çıkarılması, gemiye giriş noktalarının tümünün kapatılması, civardaki haberleşme trafiğinin izlenmesiyle gemilere ve de sahil idarelerine bir saldırının detaylarını bildirme ya da bir saldırı sırasında tehlike sinyalleri gönderme gibi hususlarda maksatlı prosedürlerin oluşturulması gibi pratik tedbirleri kapsayacaktır. Geminin korunma planı, silahlı korsanların gemiye çıkma olasılıkları söz konusu olduğu takdirde devreye sokulabilecek bir dizi tedbirler içermelidir. Bu tedbirler, tüm mürettebatın köprü üstü gibi güvenli yerlerde olduğunun kontrol edilmesi, yaşam mahalline, yük mahallelerine ve makine dairesine olan tüm giriş noktalarının kilitlenmesi, ja, guten Abend. Wir haben Generalalarm gegeben, weil wir unter dem Eindruck stehen, dass uns Piraten überfallen wollen. Bitte Sie, Ruhe zu bewahren, die Umgebung zu beobachten, alles verschlossen zu halten. Wir lassen alles dicht, aber wir leisten keinen Widerstand. Ve sahil yetkilileri ile civardaki gemilere bir saldırı başladığı konusunda bilgi verilmesini içerir. Bölgedeki gemilere, kurtarma koordinasyon merkezlerine, şirketin merkez ofisine yani yazıhaneye ve sahil yetkililerine derhal bilgi geçirilmelidir. Ayrıca Bayrak Devleti kısa adı IMO olan Uluslararası Denizcilik Örgütü ile kısa adı ISF olan Uluslararası Denizcilik Federasyonu da saldırıdan hemen sonra mümkün olan en ayrıntılı biçimde bilgilendirilmelidir. Her yasa dışı gemiye çıkma olayı birbirinden farklıdır. Tüm kaptanlar, zabitler ve mürettebat için bunların her birinden alınacak korunma önlemleriyle ilgili dersler vardır. Hemen her olay için geçerli olan benzerlikler şunlardır. Dikkat ve ihtiyat, alışılmadık şeyleri fark edebilmek, şüpheli olan herhangi bir şeyi rapor etmek, gerek limanda, gerek demirde, gerekse de denizde olsun, olası her tür yasa dışı gemiye çıkma olayına karşı bir dizi korunma önlemi uyarlamak ve bunları uygulamak. Geminin, zabitlerin ve mürettebatın güvenlikleri konusundaki nihai sorumluluk kaptanın omuzlarındadır. Ancak yürürlükteki güvenlik önlemlerini her an her yerde uyguladığından, kendisininki de dahil gemideki herhangi bir kimsenin hayatını tehlikeye sokabilecek herhangi bir şey yapmadığından emin olmak gemideki herkesin asli sorumluluğudur. Suça karşı verilen savaşta kimseden kahraman olması istenemez. Denizcilik dünyası bu tehlikeli musibetten ancak hükümetlerin ortak çabasıyla kurtulabilecektir. Denizde suçla mücadele edin.
Gerek limanda, gerek demirde, gerekse de seyir halindeyken gemiye yetkisiz kişilerin girişini kontrol edin ve kısıtlayın. Seferle ve varma limanları ile ilgili bilgilerin akışına sınırlama getirin. Emniyetsiz bölgelere geceliğin gelindiğinde kullanmak üzere geminin kış tarafına ilave ışıklandırmayla uyarı sirenleri donatın ve yangın hortumlarını kullanıma hazır şekilde serin. Civardaki gemileri ve en yakın kara devletlerinin güvenlik yetkililerine bir saldırı olduğu zaman mutlaka uyarın. Saldırıdan hemen sonra ilgili tüm denizcilik örgütlerini saldırı hakkında mümkün olan en detaylı biçimde bilgilendirin. Mürettebatın, yolcuların ya da geminin güvenliğini riske atmayın.